Aa, Kerem Bey. Ne işiniz var burada? Benim işim sensin İpek. De. O değil. Bir doktora görünmüş şimdi. Haberler kötü. Ne oldu ya? Hasta mısın? Durumlar çok ağır. Oğlum delirtme adamı. Teşhis ne söylesene. Teşhis. Çok huysuz ama feci şekilde tatlı bir kadın tarafından kalbim kırıldı. Ya sana daha neler yapacağım. Az bile. Ya ne? İki gülümün bir şekilden şekile giriyorum burada. İpek. Hı. Ben sana bir şey soracağım. Nedir? Sen neden hep bana kızıyorsun? Sen arkadaşının marifetlerini öğrenmedin mi daha? Ya tamam. Murat'la hayatın yaşadıklarını bir kenara koy şimdi. Biz o durumun kahramanları değiliz. Ayrıca iki kişinin arasında geçenleri üçüncü kişi bilmez. Sorum o değil ayrıca. Sen bana niye kızıyorsun bu kadar? Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Ya nasıl biliyor musun böyle? Sen bana sevgi gösterdikçe benim sana eziyet edesim geliyor. Babama bak mesela. Bir de Murat var. Erkekler böyle. Sonunda hepsi hayal kırıklığı. Galiba senin öyle bir erkek değilmiş gibi davranan hallerine gıcık oluyorum. Bir ihtimal daha var ama. Göreceğiz. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bu çay şekersiz. Mümkünse bana bir şeker getirir misin? Ya o çaya bizzat ben kendim şeker olurum. Getiririm tabii. Yani film gibi başlayan hikayemiz hüsranla bitti. Bence daha hiçbir şey bitmemiş. Çünkü hiçbir şey başlamamış değil mi? Aslında biz hem çok şey yaşadık hem hiçbir şey. İşte buna ağlanır. Bakma duruyorum, rimelim akar. Merak etmeyin, ben sizin yerinize ağlarım. Bence ağlayacağına sevinmelisin. Çünkü Murat başka kızlara yaptığı gibi seninle de sadece takılabilirdi. Hem çok şey hem hiçbir şey yaşamanız iyi bir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Didem konusuna gelince ben bütün sürece tanık oldum. O sarı kafa oğlanı kandırmış. Kaldı ki onun hamile olması sizi ne bağlar? Bilmiyorum. Yani işin içinden çıkamıyorum. Ben yarın o işe nasıl gideceğim? Bir daha senden bunu duymak istemiyorum. Yoksa tuvalın öbür yüzüyle tanışırsın. Hiç tavsiye etme. Hem ne demek nasıl gideceğim? Çıtır çıtır giyineceksin. Tatlı yaz kokunu süreceksin. Makyaj yapılacak. Kafa dik. Gözler ileride. Topuk seslerin showroom'u dolduracak. Ve işine odaklanacaksın. Sorun iş değil ki. Ben işimi seviyorum. Murat'la aranızda ne yaşayacağınızı şu an sen de ben de bilemeyiz. Tecrübeyle sabittir. Günün işleri hiç belli olmaz. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Murat'ı şu kadarcık tanıyorsam Didem'in hiç ama hiç şansı yok.